والسابقون السابقون أولئك المقربون. Evden köpek beslemek caiz mi? Değil. Köpek bir kere hastalıklı bir hayvandır. Ve İslam köpeğin yerini tayin etmiştir. Köpeğin yeri dışarısıdır. Çiftliklerde dışarıda yaşar. Şehirde de dışarıda yaşayabilir. Köpeğine yem, yani yiyecek bir şeyler verebilirsiniz. Allah'ın bir kuludur. Köpek kötü bir hayvan değil elbette ki. Yine devlet gerekeni de yapmalı. Veterinerler gereken iğneyi de vurmalı. Temizlemeli de, yani varsa bu işin bir kolayı, yapmalı. Hayvanlara yem de verebilirsiniz. Vermelisiniz de. Aç bırakmamalısınız. Su vermelisiniz. O ayrı bir şey. Ama köpeğin yeri dışarısıdır. Merhamet var. Var ama merhamet onu eve almak demek değildir. Peygamberimiz kediye müsaade etmiş. Kedi hakkında hadiste kedi etrafınızda dolaşan bir hayvandır buyuruyor. Dolayısıyla da necis değil. Normalde kedi de necistir yani. Ama köpek gibi onun da salyası var. O da köpek gibi leş yiyebilir. Fare de yiyebilir. Zaten kendisi de haram olan bir hayvandır. Ancak kedi insana çok yakın olduğu için caiz görülmüştür. Yani bir şey, umum belva diye bir prensip var fıkıhta. Bu prensibe göre bir şey çok yaygınsa, engellenemiyorsa o şey caiz olur. Kedi de böyledir. Her tarafta kedi vardır ve insana sürtünmeyi sever kedi. Onun için kedinin de salyası aynı zamanda, yani necis olduğu halde yine de böyle insana sürtünmesine falan müsaade edilmiştir. Çünkü ondan kaçış mümkün değildir. Bilhassa köy yerlerinde ya da eski zamanda, belki şimdi fazla kedi yok ama eskiden öyleydi. Ona müsaade edilmiştir ama köpek için böyle bir müsaade yoktur. Köpek zaten bekçi olarak yaratılmıştır ve yeri dışarısıdır. Kedi gibi değildir.